Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Mithat Ulaş ve Elazığ Kahveciler ve Kıraathaneciler Odası Başkanı Ferhat Evsen, asgari ücret ve EYT ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ulaş ve Evsen, EYT konusunda esnafın da müjde beklediğini söyledi. Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Mithat Ulaş'la Elazığ Kahveciler ve Kıraathaneciler Odası Başkanı Ferhat Evsen gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yeni yılla birlikte zamların kaçınılmaz olduğunun altını çizen Başkan Mithat Ulaş, işveren olarak asgari ücret ve EYT konularında destek beklediklerini söyledi. Yeni yılla birlikte zamların olacağı da kaçınılmaz. Çünkü öncesinde hükümetimizin işte bir asgari ücret artırımına, akabinde yakın zamanda yine EYT ile beraber bazı açıklamalar yaptı. Bu açıklamalarda özellikle bu asgari ücretin yüksek oranda artışı zamı da birlikte getirecektir. Ki bunu da bizler gerek sosyal medyada gerekse basın aracıyla görmeye, duymaya başladık. Asgari ücrete hakkı verilsin. Asgari ücreti kardeşlerimize hakkı verilsin. Ancak işverenin üzerindeki yükünü hafiflesinler. Nedir? Bu Bağkur primlerini, SGK primlerini buna bağlı olarak artış gösteren bütün giderlerin kesinlikle asgari ücrete endekslenmemelidir. Bunu bir yasa ile düzeltip işverenin üzerindeki yükünün geri çekilmesi lazım. Sigorta primleri geriye çekilebilir. Bağkur primleri düşürülebilir. Bugün EYT'de asgari ücretli 5000 günü doldurduğu zaman emekli olabiliyor ama işveren 9000 günü doldurması lazım. Yani bu tezatlık ortadan kalkmalıdır. Ulaş, organize sanayi bölgesinde açılan yeni tekstil fabrikalarının yerel esnaf açısından da önemli olduğunu belirtti. Şehrimize yatırım yapacak olan her kardeşimizi, her büyüğümüzü ben başta şahsım ve kurumum adına teşekkür ediyorum. Bunların gelmesi yerelde olan esnafların da desteklenmesi demektir. Çünkü her fabrikada 500 kişi çalışsa 500 kişinin maaşlarını aldıkları zaman hem bizim kendi esnaflarımıza hem başka odanın üyelerine hem diğer her sektörde esnaf bundan faydalanacaktır, nemalanacaktır. Büyük marketlere tepki gösteren Başkan Ulaş, yereldeki yetkinin kullanılması gerektiğini ifade etti. Yerelde olan bir yetki kullanılarak bunların çoğalmalarını engelleyebiliriz. Özellikle de çünkü her kesime, her sektörün de ürünlerini satmaya başladılar. Yani bunun yanında bizim kendi küçükte ölçekte olan bir yerel esnafımız kendi alanımızın dışında olmayan bir ürünü sattıkları zaman hemen bayrağı çekiyorlar. Efendim şu esnaf niye bunu satıyor? Tamam da kardeşim ulusallar satıyor. Bunlara kimse sesini çıkarabiliyor mu? Çıkaramıyor. Eğer biz bu şehrin ayakta kalmasını istiyorsak, bu şehrin varlığını istiyorsak, bu şehri seviyorsak öncelikle yerelde olan esnafların ayakta kalması lazım, güçlenmesi lazım, imkan sağlanması lazım. Elazığ Kahveciler ve Kıraathaneciler Odası Başkanı Ferhat Evsen de esnafın EYT sorununun giderilmesi için TESK Başkanı'na seslendi. Esnafımız da 2023 yılında inşallah kötü haberlerle başladı. Sonunda müjdeli haberlerle en azından bu moral bozukluğunu atlatır. EYT'le sevindiler 2 gün boyunca. Fakat karşılığında şu anda esnafı kapsayan bir sevinç yok. Mecliste bu karar çıkmadan önce bu işin yetkisi Ticaret Bakanlığı'na bağlı olarak TESK Başkanı'na sesleniyoruz. 30-40 senelik bir makam koltuğundasınız. İlk defa esnafın size işi düştü. O da başkanların işi var sizde. O makamın ilk defa hakkını verin. Esnafın hakkını savunun. Esnaf EYT mağduru olmasın.